yasama faaliyetlerinden fırsat buldukça bölgede oluyoruz. Bugünkü durağımız, bugünkü noktamız Kartaş bölgesi. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızı hasbihal ediyoruz. Onların vatandaşlarımızın dertlerini, şikayetlerini dinliyoruz. Onların iyi temellerini, bize olan önerilerini alıyoruz. Onlarla ilgili inşallah gerek bölgede yapabilecek bölgede, Ankara'da çözebilecek şekilde Ankara'yı çözme noktasında gerekli çalışmaları inşallah yapıyoruz. Bu sene Allah nasip ederse KÖYDES ödenekleri inşallah iki misline çıkacak. Bu ne demek? Geçen seneye göre iki misli daha fazla hizmet yapma imkanı demek. Geçen yıllarda yapılan çalışmalarda yol grup yolları önemli oranda çözülmüştü. Ancak birinci kat asfaltı yapılan, ikinci kat asfaltı yapılamayan köy yollarımız var, grup yollarımız var. Onları da bu sene inşallah süratle tamamlayarak bölgemizdeki yol sorunlarını çözmüş olacağız. Su çalışmalarıyla alakalı olarak da iki tane göletimiz, Çayyolu ve Ormanlı göletleri hizmete girmek üzere. Bu göletler devreye girdiğinde bu bölgelerdeki su sorunu da kalıcı olarak çözülmüş olacak. Yine Alaplıya ilçesine yakın yerlerdeki köylerimizi de Gümeli inşaatı devam eden Gümeli Barajı'ndan inşallah su vermek suretiyle köylerimizin su sorunu kalıcı olarak bitireceğiz. Yine bu güzergahları ilgilendiren Ereğli Devrek yolumuz çok hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. Ödenek sorunu yok. Güçlü bir firma aldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda orası da bitirmiş olacak. Yani 2000 muhtemelen sarkma olmazsa bir dahaki senenin sonuna doğru o yolda teslim almış olacağız. Yine Ereğli Tomurdak yolunda çalışmalar devam ediyor. Oradaki de ödenek sıkıntımız yok. Coğrafi şartlardan kaynaklanan bir takım problemler olabilir ama onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Esnafımız için bir takım yeni çalışmalar yapıyoruz. KOSGEB müracaatları vardı. KOSGEB'den faydalanamayan esnaflarımız, şartları taşıyan esnaflarımız bir kez faydalanabilecek. Yine köylülerimizi ilgilendiren önemli bir yasa tasarısını geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirdik. Zirai kredilerden ya da zirai yatırımlardan borcu olan köylülerimizin bu borçlarını 5 yıl taksitlendiriyor. Faizlerin bir kısmını da yine hükümet üstleniyor. Ayrıca nasıl işsizlik fonumuz var? Bir işçi kardeşimiz işini kaybettiği zaman bu fondan belirli bir süre bir yardım alıyor. Aynı şekilde esnafın da faydalanabileceği bir ahilik fonu kuruyoruz. Bununla ilgili de kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan çıktı. Önümüzdeki gün, salı günü meclise gidecek. Bu fon nasıl çalışacak? Bu fon bir miktar esnafımızdan bir miktarda devlet katkısı olmak kaydıyla bir fonda bir mevduat oluşacak. En alt limiti 35 lira. 35 lira ödeyen bir kardeşimiz 740 lira civarında bu fondan işsiz kaldığı zaman, kepenk kapattığı zaman yardım alabilecek. Buna benzer birçok çalışmalarımız var. İnşallah bunları da süratle hayata geçireceğiz. Hemen hepimizin bildiği gibi önümüzde bir referandum süreci var. Ayın 25'inde Ankara'da geniş katılımlı toplantıyla bunun startı verilecek. Ama biz zaten gördüğünüz gibi teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla, genel meclis üyelerimizle, gençlik kollarımızla sağlarız. Çalışmalara her zaman devam ediyoruz. Onunla ilgili iki kelam etmek gerekirse, burada eleştirilerin aksine bu referandum oylamasında, bu anayasa değişikliğinde rejimle herhangi bir sıkıntı yok. Rejim kalıyor, rejimin adı Cumhuriyet, onunla bir problem yok. Sadece
yönetim sistemi değişiyor. Devlet iki başlıktan kurtarılıyor. Devletin bundan sonra istikrar noktasında olabilecek sıkıntıları elimine ediliyor. Darbe teşebbüsleri inşallah tarihe gömülüyor. Bu çalışmaları da hep beraber yapıyoruz. İnşallah büyük bir oranda da evet çıkacağına inancımız tamdır. Halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanımızı seviyor ve bu sevgisini anayasa değişikliğinde inşallah sandıkta gösterecek diyorum. Size soruları bahsediyorum. Sayın Vekilim, Zonguldak bölgesine bakıldığında referandumda yüzde kaç oy bekliyorsunuz? Yani bir işin mantıklı sizin bir anlamı var. Tam onunla tahmin yapacak durumda değilim ama çoğunluk evet olacak diye tahmin ediyoruz. Ekim, Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiniz geçen gün. Evet. Tersanelerle ilgili bir gelişme var mı bu ziyaretlerinizde? Minemlek Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Orada tersane alanı için tahsis edilen bu yerlerin tersane faaliyeti dışında da kullanılabilmesine imkan verecek şekilde bir yönetmelik hazırlanıyor. Biz bunu öteden beri takip ediyoruz. Bu yönetmeliğin çabuklaştırılması noktasında taleplerimiz oldu. Bu yönetmelik şu anda hazırlanmış. Bakan Bey de duruyor. Bunu inşallah önümüzdeki hafta Bakan Bey'le görüşeceğiz. Bu ne kazandırır? Bu şu anda biliyorsunuz tersanecilik sektörü dünyada bir darbe olacak. 2008 krizinden sonra gerek gemi yaşlarının 10 seneden 20 seneye yükseltilmesi, gerekse dünya ticaretinin azalması neticesinde var olan talepleri de gerçekti. Bu tersane gemi taşımacılığı ile iştigal edenler. Eğer biz bu yönetmeliği çıkarsa bu alanlar atıl kalmasın. Oralarda başka işler de yapılabilir. Tersanecilik yanı sıra. Onlara imkan verecek bir düzenleme. Daha öncesinde de biz bu konuyla alakalı Milli Savunma Bakanlığımızda bir toplantı yapmıştık. Bütün tersanecilerle birlikte. Savunma Sanayi Müsteşarı da oradaydı. Bir müddet önce yine ben Savunma Sanayi Müsteşarımızla bu konuyu görüştüm. Onlar da bu yerin Ereğli Tersaneler Bölgesi'nin altyapısını inceleyecekler ve ona göre de bir rapor çıkaracaklar. Onlar da burada bekliyoruz. Bu çalışmalarımız da inşallah devam ediyor. Bölgemizde her alanda çalışmalar var arkadaşlar. Eğitim konusu, üniversite konusu, bir HEMA'nın bıraktığı bir ocak konusu var biliyorsunuz. Onunla ilgili özel çabalarımızla bir kanun maddesini çıkarttık. Şu anda Türkiye Taş Gömürleri İşletmesi yeniden ihale hazırlığı içerisinde. Daha önce oralara Soma ve Ermenek kazalarından sonra çıkan yasalar çerçevesinde kömür yeraltı madenciliği biraz zorlaşmıştı, üretim maliyetleri artmıştı. Bununla alakalı olarak daha önce yürüyen işletmelere bir devlet desteği sağlamıştık. Ona da çabamız, gayretimiz olmuştu. Tabii şu anda ihaleye çıkmamış işletmenin elindeki ödemansız sahalar bundan yararlanamıyordu. Kandil'deki Alacağız ocağı da buradan. Zonguldak'ta da 2-3 tane böyle ocak var. Ama yapılan değişiklikle şimdi bunlar da maliyet farkının bir kısmını alabilecekler. İki sefer ihale çıktı, giren olmadı. Bu sefer ihale çıktığında inşallah buraların ihaleye girdik. İşletmeciler tarafından alınacağını düşünüyoruz. Böyle olduğu takdirde de en az 1500 kişi Zonguldak çapında ki en büyük payda burada alacağız olacak. Çünkü 850 kişi çalışıyor orada. Yeniden işe dönebilecek. Bu da önemli bir imkan olarak önümüze duruyor. Daha farklı çalışmalarımız var. Onlar ilerlediği zaman onları da kamuoyuna basınımıza paylaşacağız.